ilk Profesör Doktor Maynard Murray denemiş. Bitkinin DNA'sını yeniler. DNA'yı tamir eder. Birçok kimyasal DNA'sını bozuyor, yapısını, dokusunu bozuyor. Bitkinin hücresini yeniler. Evet. Bitkiyi canlandırır, toprağı nemli tutar. Toprağa verdiğiniz, suladığınız topraktaki su hemen buharlaşmaz bir, hemen akıp gitmez iki. Evet. Topraktaki suyu tutar. Daha çok mikropları öldürür, zararlı mikropları yok eder. Bak, bitkiyi daha derinlere kök salmasını sağlar. Bununla ilgili araştırma yapılmış. Mesela Doktor Maynard Murray yapmış olduğu araştırmalarda cevizin 6 kat daha fazla ürün verdiğini, daha büyük ceviz oluştuğunu tespit etmiştir. Havuçun tam 10 kat büyüklükte havuç oluştuğunu belgelemiştir. Deneyler yapmış. Efendim, portakal kavun kadar büyük portakal. Hatta ekli mısırlar 3,5 metreyi buluyor. Mısırın ucunu görmek için merdivenle çıkıyor. Nereye kadar uzadı bu böyle diye. Bayağı işe yarıyor o zaman. Alkali. Evet. Kireçlenen, asidik toprağı, ölen toprağı tekrar alkali, canlı hale getiriyor. Toprağı alkali yapıyor. Sürekli kimyasallar toprağın yapısını, dokusunu bozuyor. Asidik bir toprak oluşuyor. Evet. Asidik toprak bitkiyi öldürüyor. Bu tekrar bunun pH'i 10.7. Yüksek oranda alkali. Sadece alkali değil. Bunu önemli yapan nedir? Ormuz. Ne demek? Monoatomik element. Yani buradaki element artık dışındaki, en dış yörüngesindeki elektron fokus fokus yaptık, yok ettik. O zaman ne olur? Diğer minerallerle, diğer elementlerle reaksiyona girmiyor. Bor mesela çinkoyla reaksiyona girer. Magnezyumla, kalsiyumla vesaire vesaire vesaire. Evet. Ama bor hiçbir şeyle reaksiyona girmiyor. Direkt bitkinin hücre çekirdeğinin içerisindeki DNA'yı gidiyor, orada tamir ediyor. O yüzden bu kadar etkili yani. Yani kaybolmuyor. Başka bir kimyasal gübre kullandı. Fosfat veya fosfatlı veya potasyumlu. Evet. Vesaire vesaire. Ne oldu? Herhangi bir kimyasal reaksiyona girdi. Ne oldu? Etkisi sıfır. Ama böyle değil. Monoatomik element oluştuğu için çinko var. Çinko bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir, bakteri, virüs ve mantarlara karşı direncini artırır. Evet. Çinko dış yörüngesindeki elektronu ortadan kaldırıyoruz. Böylece ne oluyor? Herhangi bir kimyasal reaksiyona girmiyor. Direkt bitkinin hücre içerisindeki DNA'yı tamir ediyor. Evet. Böylece ne yapıyor? Bitki daha güçlü, daha canlı, daha verimli hale geliyor. Anladım. Doğal ilk üretildiği, ilk zamanki haline dönüyor. Toprağı nemli tutar. 1 litre ormuz tarım, 20 litre suyla karıştırarak kullandığında bitkinin köküne, yaprağına gerek yok. Toprağı nemli tutar, suyun akmasını önler, buharlaşmasını önler. Ayda kişi 4 defa suluyorsa 2 defa suladığında yeterli. 1-2 bitkinin kökündeki mantarı daha canlı, daha güçlü yapar. Böylece mantar topraktan minerali, suyu alarak bitkiye nakleder. Yani bitkideki organik maddede mikorizyalar ortak yaşam, simbiyoz yaşamı bitkiyle mantar arasındaki mükemmel hale getirir. Bunun birleşimindeki çinko bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir, mikroplara karşı mücadelesini. Verimi artırır. Verimi artırdığı belgelenmiştir. Cevizin 6 kat fazla ceviz verdiği, daha büyük, daha canlı, daha iyi bir, lezzetli bir ceviz olduğu ortaya çıkmış. 6 kat daha. Bir mesela ağaçtan diyelim ki ne kadar verim alıyorsunuz? 1 tonsa 6 tona çıkıyor. Evet. Bu kadar verimi artırıyor. Portakalsa bu kavun kadar portakal oluyor. Daha lezzetli, daha hoş bir aroma meydana getiriyor. Patatesin kalitesini %100 artırıyor. Havucun büyüklüğü, mesela havuç işte aşağı yukarı 20-25 veya 30 santim büyüklüğünde olur. Evet. 40-50 gram ağırlığında olur. 450 grama kadar, yani 9 kat 10 kat büyük havuç o meydana geliyor. Çok çünkü büyük bir oran. Çünkü bitki besliyor. Beslenir hale geliyor.
Evet, Mısır'la, bununla Ormuz Kort'la ilgili çok büyük araştırmalar var. Ben de bununla ilgili deneyler yaptım. Aloe veraları suladım. Oh maşallah çok güzel oldu. Bir de ıtır. Bende bir ıtır var. Her sene ya toprağını değiştiriyorum. Çünkü toprağı kurutuyor, içindeki mineral alıyor. Evet. Toprak çatlıyor, tuzlu hale geliyor. Sürekli suluyorsun. Hı hı. Çok bitki denedim. Canlanmıyor bir türlü. Ne yaptım? Ormuz'la suladım. Eskiden ayda 4 defa suluyordum, şimdi 2 defa suluyorum. Hı hı. Toprak daha nemli kalıyor, daha gür oluyor. Bitki biraz büyüdükten sonra sağa sola eğiliyor, bükülüyor, aşağı doğru gidiyordu. Şimdi daha güçlü dalları aşağı doğru eğilmiyor. Evet. Bükülmüyor, kırılmıyor.